ıspanaklı güzel bir sos hazırlayacağım. Şimdi bunun için ocağımın altını açtım. Önce kıymayı, bir adet yumurta, tuz ve karabiber. Şimdi bunun içerisine bir miktar kimyon ekliyorum. Ve biraz da yeni bahar. Evet, soğan ve sarımsağımızı da hazırlayalım. Kuru soğanları ince bir şekilde doğruyorum. Bunları da şimdi tereyağının içerisine ekleyeceğim ve biraz da sarımsak. Sarımsaklarımı da şimdi ince bir şekilde dövüyorum. Bunları da iyice üzerinden geçtikten sonra hepsini beraber şimdi tereyağının içerisine ekliyorum. Şimdi ıspanağı da suyun içerisinden süzdürerek alıyorum. Bunları da ince bir şekilde doğruyorum. Evet, ıspanakları da ekleyelim içerisine. Soğan ve sarımsağı güzelce kavurduktan sonra ıspanağı ekledim içerisine. Şimdi ıspanağı da yavaş yavaş kavuruyorum. Evet, şimdi köftemi malzemelerin içerisine bir kısmını ekledim. Şimdi geri kalanları da ekliyorum. Ekmek kırıntısını da koyalım. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Kıymayı güzelce yoğurduktan sonra şimdi biraz daha toplanması için bu şekilde tutarak kabın içerisine vuruyorum. Evet, ıspanakların altını kapatıyorum şimdi. Bu şekilde biraz bekleteceğim. Şimdi sıra geldi köftelerimizi güzelce yoğurduktan sonra pişirme yapacağımız formunu hazırlamaya. Köftemizi bu şekilde hazırladıktan sonra çanak şeklinde getiriyorum ve bunu fırında pişirme yapacağım kabın içerisine yerleştiriyorum. Şimdi köftelerimizi bu şekilde fırın kabına yerleştirdikten sonra sıra geldi ıspanaklı harcı içerisine koymaya. Görmüş olduğunuz gibi ıspanaklarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz içerisine. Şimdi bunların ortasına da birer tane yumurta kırıyorum. Bu şekilde fırına götürüyorum şimdi. Fırında ortalama 180 derecede 25 dakika pişirdikten sonra ıspanaklı köfte çanaklarımı beşamel sosuyla birlikte servise sunacağım. Köfte güzelce pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum ve yanına da harika bir beşamel sos yapacağım. Et suyuyla yapacağım sosu. Evet, beşamel sosu yapmak için tereyağını veya zeytinyağıyla da yapabilirsiniz dilerseniz. Bol miktarda koymanız gerekiyor. Unu iyice kavurmak için, unun içerisinde, yağın içerisinde kaybolması için yağın undan biraz daha fazla olması gerekiyor. Şimdi yağ ekledikten sonra sıra geldi una. Unumuzu ekleyelim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Un iyice çiğini atması için biraz kavurmak gerekiyor. Hafif rengini döndürmemiz lazım. Bu sırada da domatesimizi soyalım. Sap kısmını alıyorum. Evet. Yağ iyice eridikten sonra unu da güzelce kavurdum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hafif rengi de dönmeye başladı. Et suyumu ekleyebilirim. Şimdi peyniri de ekliyorum içerisine. Peyniri de güzelce karıştırıyorum. Evet, şimdi domatesim var. Domatesi de aynı şekilde içerisine ekleyeceğim. İnce bir şekilde doğruyorum kongase olarak. Evet, domatesleri de ekleyelim içerisine. Domateslerimi de güzelce karıştırıyorum. Eğer koyu olduğunu düşünüyorsanız çok az miktarda daha bu sostan ekleyebilirsiniz, et suyundan. Hazırlamış olduğum sostan da şimdi servis yapacağım. Tabağın ortasına bu şekilde koyuyorum. Ve hazır olan köftelerden de bir tanesini bu şekilde sosun üzerine koyuyorum. Yemeğim servise hazır.